Efendim, karot testi yapılan apartman depreme dayanıksız çıkınca boşaltılması için 40 gün süre verilmişti. Ama apartman sakinleri yeni ev bulamadı. Belediye ekiplerinin elektriği, suyu kestiği binada bugün adeta dram yaşandı. Ve aileler Ramazan gününde çaresiz kaldı. Suyu yok, doğalgaz yok, elektrik yok. Ne yapacak bu insanlar? Çürük çıktı bina, bize süre verdiler. Tamam, süre olarak bitti. Kimsem yok. Bu evden başka benim kimsem yok daha. Ne yapayım? Bina çürük çıkınca boşaltılmasına karar verildi. Süre doldu ama apartman sakinleri yeni ev bulamadı. Ramazan'da, bayramda millet oruçlu oruçlu sokağa atıyor. Bu olmaz. Çünkü bu insanlığa sığmaz, bu Müslümanlığa sığmaz. Burası Güngören'de bulunan yaklaşık 40 yıllık bir bina. Geçtiğimiz aylarda binadan karot örneği alındı ve depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı. Bina sakinlerinden de binayı boşaltmaları istendi. 40 gün önce çıkmamız lazımdı. Biz de çıkmadık. Bayrama kadar bize süre verin dedik. Vermişlerdi. Rahattık. Bayramda da taşınırız diye düşünüyorduk. Ancak öyle olmadı. Dün sabah saatlerinde ekipler binaya geldi. Elektrik, su ve doğalgaz kesildi. Elektrikçiler, doğalgazcılar, zabıta, polis hepsi geldi. Gelmeyen kalmadı ki. Hiçbir şey yok. Ne elektrik, ne su, ne doğalgaz. Oruç tutuyoruz yani, çok mağdur durumda kaldık. Ben de burada bir iş aldık Allah'a şükür. Yapmaya kalktık, elimizde kaldı. Ne gidecek yerimiz var ne de yeni kiralık eve çıkacak maddi gücümüz var diyen bina sakinleri şimdi çaresizce bekliyor. Ay, ev tutulamadım, gidemem. Para yok, ki adam yok, kimse yok o. Ha, bu bir rahmetlimden kaldı, bu oturuyordum ha. Nereden vereceğim 20 milyar param, nereden olacak? 5 milyar aylığım bu. Ev bulana kadar buradayız, gidecek başka yerimiz yok. Milleti oruçlu oruçlu sokağa atıyor.